Arkadaşlar hepinize merhabalar. Dün Bitcoin 68.800'lere doğru hareket etti ve bu, bu piyasayı açıkçası heyecanlandırdı. Bitcoin yukarı yükseldi ama altcoinler eşlik edemedi. Öyle ki Bitcoin dominansı bu son 1-2 senenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da altcoin yatırımcılarını ciddi anlamda zora soktu. Biraz önce yani bundan 15 dakika öncesinde ABD piyasaları açıldı. ABD piyasaları pozitif açılmasına rağmen Bitcoin ve altcoin'lerin üzerine bir satış baskısı başladı. Bu açıkçası benim için ilginç bir durum. 5 Kasım'da Trump'ın ya yani Trump'la Harris'in kazanacağı seçimler olacak. 7 Kasım'da ise Fed'in faiz kararı var. 4 Kasım'la 8 Kasım arasında Çin tarafında parasal genişleme anlamında parlamento'da toplantı yapılacak. Burada önemli kararlar alınacak. Dolayısıyla önemli bir takvime giriyoruz. Microsoft tarafında da Aralık döneminde hissedarlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirilecek, bir karar alınacak. Yani şirketin yatırım olarak Bitcoin alınsın mı alınmasın mı? Böyle bir haber bile bence piyasayı heyecanlandıracak bir haber. Yani kurumsalların kendini böyle nasıl desem eş etmek için yani kendini sigortalamak için az miktarda bile Bitcoin tutması trendi başlarsa bu çok önemli bir trend olur ama Kısa vadeli baktığımızda Amerikan piyasaları yeşil olarak açılmasına rağmen kriptolar üzerine bir satış baskısı var. Hadi gelin hemen bir bakalım piyasalarda ne var ne yok. Hemen AP komutu birlikte bir gözlemleyelim. Şimdi burada benim hoşuma gitmeyen bir detay var. Altların kısa vadeli gücü 100 üzerinden 7.6. Kısa vadeli gücü. Yani Bitcoin altları ezip geçtiği bir dönemdeyiz. Bu kötü bir veri gerçekten. Yani en azından bu değerin 10 üzeri çıkmasından sonra işte ikinci kadem olarak 20 üzerine çıkmasından sonrasında altlar Bitcoin karşısında rahatlayabilir. Dolayısıyla Bitcoin karşısında ezilmeyen coin'leri bulmak çok önemli. Şu an piyasada en önemli mevzu bence bu. Alt coin'ler aynı zamanda dolar paritesinde ucuz. Yani altlar hem de dolar paritesinde eziliyormuş. Ama Bitcoin tarafında aslında işler biraz daha iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. SSL komutunu yazdığımızda bakalım şu an e, hani en iyi durumda olan coin'ler hangileriymiş? Yani apeymiş. Şurada ape Apey görüyorum. Hani sol tarafında artı olması benim için önemli. Ee, burada y coin de güçlü durduğunu görüyorum. Başka sol tarafında artı olan coin'de şey, pixel var burada. Ee, ve sonrasında hani SLP'yi gördüm, People'ı gördüm. Hani bu coin'lere belki yatırım yapılabilir. Onun haricinde Bitcoin'in ezdiği projelere bulaşmamak lazım diye düşünüyorum. Yok ile birlikte bir bak bir göz atalım. Şimdi Yok Umut'unda şöyle hoşuma gitmeyen bir detay var. Şu 12 saatlik data düzelmesi umuduyla yani bu 12 saatlik data e, bozulmazsa ya da daha doğrusu iyileşmezse bu günlük datayı da bozabilir. Çünkü günlüğün bir 12 ilk farklı 12 saatlik bir ilk kısmı son kısmı var. Dolayısıyla piyasanın e, piyasa bir şekilde devam ederse bile bu burası düzelmezse günlük alış baskısı lara altına doğru evrilebilir bunu da söylemiş olayım. Evet, peki Bitcoin ezmedi coinler, Bitcoin'in ezmedi coinler. Bunları bulmak gerçekten güç. Ama SSR raporuyla birlikte işte yani bu liste içerisinde ape gerçekten dikkatimi çekti. Bitcoin Cash'in bu liste içerisinde olması bana göre önemli. Litecoin'de ben bir ara şeyini görmüştüm. Hani ezilmeyen coin'ler arasında olduğunu görmüştüm. Yani dolayısıyla bakın şu an illaki yatırım yapacaksınız. İşte AP hani burada Neuro da var açıkçası. E, sonra IO var. E, hani sol taraflarında artı olan coin'lere bakarak başını aşağı indirmeyen, yukarı kaldıran coin'lere bakabiliriz. Bitcoin Cash, işte People, Litecoin gibi coinlere bakabilirsiniz. Yani bunun dışında coin'lere çok yatırım yapmayın. Çünkü dediğim gibi bitcoin altları eziyor. Acımasız şekilde eziyor. Bitcoin'i acımasız şekilde ezdiği dönemlerde biraz daha garanti coin'e almanızda fayda var. Şu an ben olsam bitcoin cash, litecoin. Ape'ye biraz daha az öncelik verin çünkü riski bir coin'dir. Neuro işte biliyorsunuz Neuro bir süreden beri söylüyorum. Dün bugün bir belli bir seviyenin altına iğne attı. Birileri lik etti. Ama ben söylediğim 120'nin altına stop olmak gerekir. Ee, ve işte burada hangi coin var başka? Sol tarafında adam akıllı artı olan şey işte piksel var. Piksel'e biraz daha az yatırım yapardım. Bunların dışında yatırım yapmanızı çok önermiyorum dostlar. Ee, İsrail tarafında ise Trump'ın kazanmasından sonra e, İran'a saldırı olacağıyla alakalı bir tahminler oluyor. Mantıklı olan da bu. Çünkü Biden yönetimi şu an İran'a bir saldırı yaparsa İsrail'in arkasına durmayabilir. Onlar da bunu biliyor ama Trump koşulsuz ve e, sürekli destek olacak şekilde İsrail'in arkasında duracaktır. Trump'ın gelmesi açıkçası İsrail'in elini çok kuvvetlendirecekti. Her ne kadar geçmiş dönemde Ortadoğu'daki e, tansiyonun artmasını engelleyecek politikalar güçse de Biliyorsunuz kızı bir Yahudi ile evlendi. Kızı da aynı zamanda Yahudi oldu. Yahudilerle hiç arası hiç olmadığı kadar iyi ve İsrail'e sınırsız destek olma konusunda bayağı büyük vaatlerde bulundu. Bu da aklımızın aklımızın köşesinde bulunsun dostlar. Kısa bir video olsun istedim. Yani en azından SSR komutu birçok bizim komutumuzu ya da işimizi görüyor. OB komutuyla baktığımızda da 197 milyon dolarlık bir alış baskısı daha doğrusu %3 gerisinde coinlerin 197 milyon dolarlık toplam bir emir olduğunu görüyoruz. Fena bir rakam değil aslında ama dediğim gibi bitcoin piyasayı eziyor. Satış emirleri biraz büyük geldi bana. Şu rakam özellikle 160 milyon doların altına düşerse piyasada kırılganlık artar. Yani piyasayı çok daha rahat düşürürler. Burayı da takip etmek lazım diye düşünüyorum. Evet özetlemek gerekirse Bitcoin'in altları acıması şekilde ezdi dönemlerdeyiz. Biraz önce SSL komutundan belirttiğim gibi işte Apeymiş, Litecoin'miş, Bitcoin Cash, IO, Pixel gibi coin'leri yoğunlaşabilirsiniz. Ama bu tür piyasalarda da %100 böyle coinlerde, altcoinlerde olmak biraz böyle tehlikeli olabiliyor. Çünkü günlük inat verisi bozulabilme ihtimali var. Özellikle inat verisinde bozulma olursa o zaman teker teker ya da aşamalı şekilde nakite çıkarsınız. Böyle bir kısa video yapayım dedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni motive etmek adına, teşekkür etmek adına ve böyle videoların devamı gelsin adına beğeni yapabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Her türlü yorumlarda sorunuzu cevap vermeye çalışacağım. Kazancınız bu olsun. Görüşmek üzere.